sağlıklı beslenme nedir ve sağlıklı beslenme için bir diyet nasıl olmalıdır? Hocamızdan dinliyoruz. Ben diyetisyen Büşra Çengel. Evet, yaz kapıda, herkes bir zayıflama telaşı aldı aslında. Çünkü birkaç ay sonra artık başlayacağız daha ince giyinmeye. Öncelikle diyet nasıl olmalı? Diyet denildiğinde kişi aslında bir strese giriyor ve diyet kelimesinden, diyet sözcüğünden korkuyor. Aksine diyet hiç korkulacak bir şey değil. Hiç bizim zannettiğimiz, tamamen kendimizi aç bırakmamız gereken bir durum kesinlikle söz konusu değil. Diyet kişiye özel olmalı öncelikle. Eğer ki komşunuz bir diyetle zayıfladıysa lütfen siz de o diyeti denemeyin. Çünkü diyet kişiye has. Kişinin biz kan tahlillerine bakarak, kişinin boyuna, kilosuna, fiziksel aktivitesine, mesleğine, cinsiyetine bakarak tamamen bireye özel olarak oluşturduğumuz programlar dahilinde aslında sağlıklı zayıflama gerçekleştiriliyor. Nasıl ki bireyin, her kişinin parmak izi farklıysa diyet de aynen o şekilde olmalı. Kişiye özgü olmalı, kişiye, bireye özel olmalı. Bu yüzden doğru diyet aslında ilk başta kan tahlillerine, eğer ki bir vitamin mineral eksikliği söz konusuysa veya çeşitli hastalıklar kişiye sahipse ona göre diyet yazılıyor. Lütfen farklı diyetleri ya da işte araştırdığınız, kendi başınıza yapmak istediğiniz diyetlere uymayın. Çünkü sonucunda çeşitli hastalıklar kendisini baş gösterebiliyor. Sağlıklı diyet dediğimiz şey her öğünde aslında protein, karbonhidrat ve yağ dengesinin olmasıdır. Birazdan da çeşitli sorularla zaten bunu daha da detayına iniyor olacağız.